Mert, kusura bakma ya. Hoş geldin. Çok beklettim mi seni? Yo, ben de yeni geldim. Sen kendine kahve almayacak mısın? Pınar, ben senin benimle çalışmaya devam etmeni istiyorum. Eski karımla karşılaşmışsınız galiba. Herhalde bir tatsızlık yaşanmış. Bak, ben onun geleceğini bilmiyordum. Sonra sizinle konuştuğunuz onu da bilmiyorum ama... Aslında hata bende. Ben evde bir fotoğraf buldum. Yanlış anlama. Eşyalarını falan karıştırmadım tabii ki. Bir şeyleri yerine koyarken gözüme çarptı. Dayanamadım, baktım. Sarısın çok güzel bir kadın bu fotoğrafı. Hande'yi bulmuştun sen. Çok tatlı duruyordunuz. Ben de sandım ki... Yani... Kanın annesi sandım. Salaklık işte. Gerçi hiç Hatice Hanım'a benzemiyordu ama... Eski karın da öyle kapıya dayanınca kanın annesiyim ben diye inanmadım. Haddimi aştım yani. Kadın haklı tabii. Bak ben işimi de, kanı da çok seviyorum ama... Kanın annesi beni istemezken nasıl çalışmaya devam edeceğim? Şimdi Pınar, biz Gülsüm'le yeni bir sistem kuracağız. Yani kanın bende kaldığı günler için benim bir dadıya ihtiyacım var. Bak Pınar, senin bir işin... Benim de sana ihtiyacım var. Kaan'a geri dön lütfen. Ay vallahi Gülsümcüm, yani o kadar sevindim ki tekrar dönmeni anlatamam canım. Şş, kız bana bak. Sen hakikaten buraya temelli mi döndün şimdi? Şimdilik öyle anne. Yapamıyorum ben oğlumdan uzakta. O yüzden bir süre çalışmayacağım ve oğlumla ilgileneceğim. Yey ne güzel. Hadi pılını pırtını topla, inebilirim aşağıya. Ya sen Gore Efendi ile konuştun mu? Malum aşağısı biraz kalabalık. Hani çok lazımmış gibi, bir de süt kızımız var şimdi. Hani Hüseyin'den inersek hani orada yerleşme sorun olabilir. Hani o bir halça arası falan bakacak mı diye yani. Sabah konuştuk biraz. Siz ev bakın, ben hallederim dedi. İyi o zaman. Ya Gülsüm, ya pardon da öğretmen oldun da şu kadarcık kafan çalışmıyor biliyorsun değil mi? Kız doğru konuş, ne diyorsun öyle? Ya tamam, yani bunlar boşandılar artık. Aynı evde kalmalarının yakışı kalmaz ama... Hani niye yangından mal kaçır gibi çocuğu da aşağı indiriyorsunuz? Kızım anası gelmiş, kuzusunu burada bırakır da iner mi aşağı? Ha, nasıl belli anne olmadı? Öyle konuşuyorsun boşa. Gülsüm, sen kocanı geri istiyor musun kızım? Bak, eğer çocuğu aşağı indirirsen bu evle bütün bağlantın kesilir. Ama eğer Kaan burada bu evde kalırsa sen hem aşağıda olursun. Hem de bir elin burada, hem kocanın üstünde, hem de çocuğun üstünde olur. Bağlantın da kesilmez. Baksana kapıya. Kızım sen hala bu evin hanımı sayılırsın hadi. Koray Bey burada çalışmaya devam etmemi istedi. Tatsız bir tanışma yaşamış olsak da bence bunu aşabiliriz. Ben Pınar, Kaan'ın dadısıyım. Gülsüm, Pınar'la ilgili sorun istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.